Selam arkadaşlar. Öncelikle bunu isterim diyeyim. Ben Kıbrıs'ta çok tanınan bir adamım. İnternet fenomen olmadan önce de çok tanınan adamdım. Bu yüzden benim insanlar evlilik dedikodumu yapanlar vesaire vesaire, yani herkes bir şey konuşunca ben lazımdır video yapayım ve anlatayım ki o mesajım o insanlara gitsin. Ya. Tabii ki başka insanlarla da başka insanlara da ulaşır. Çünkü benim takipçilerim de vardır. Onlar da görür eder. Zaten ben genelde ben hayatımı paylaştım ben takipçilerimle. Yani iyi günlerimi, kötü günlerimi, komik günlerimi, acı günlerimi ben hep paylaştım. Yani ben öyle bir fenomen değilim ki sadece güler yüz gösterir en kötü günde. Ona profesyonellik derler. Bir insan ki normalde insanlar sahtekarlık derler o gibi insanlara. Derler ki ha işte bu yapmacıktır, bu sahtekardır. Bak şimdi gerçek hayatta öyle değil. En azından Cenk Hoca sen gerçek hayatta nasılsan öylesin. Bla 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 bla. Bir şey söyleyeyim. Onların yaptığı sahtekarlık değil. Onların yaptığı profesyonelliktir. Ben profesyonel olamam. Beceremem. Yani ben profesyonel olamam. Ben profesyonel YouTuber olamam. Yani olabilseydim çok daha önem gösterirdim. Siyasi konulara girmezdim. Din konulara girmezdim. Anlatabildim. Ben yani kendi fikrimi kendim tutardım. Ben online personal training yapardım. Yani ben çok yani hem spor hayatımda daha çok para yapardım. Antrenör olarak hem sosyal medya olarak daha çok para yapardım. O taraftan da ama ben yapamadım. Ben sadece gelirdim buraya sizinle bazen dertleşmeye, bazen sizinle iyi tercümemi, kötü tercümemi anlatmak için. Yani the red pill dersiniz işte bazı red pillciler vardır ki kitap okuyorum ve hayatında kız arkadaşı olmayan adamlar vardır ki red pill satıyor Türkiye'de. Anlatabildim. Ben hiç kitap benim okumadım yani bu konu hakkında. Ben bu konuyu yaşadım. Çünkü benim babam halis old school red pill adamdır. Bu red pill'i sonra çıktığında Reddit'te ben araştırdım. Yani red pill tam ne olduğunu bütün babamın bana anlattıklarıdır çocukluğumdan beri. Ama o zamanlarda red pill diye bir kelime yoktu. Yani kısacası benim babam beni red pill olarak yetiştirdi. Daha kimse daha red pill'in şeyi bile yazılmadıydı o zaman. Çünkü Red Pill'i ne okuduysam Manosphere'de hep babamın anlattıkları çıktı. O bir daha benim kadınlarla da çok tercümem vardır. Evet, daha önceden de ciddi ilişkim vardır. Eski nişanlıydım, vefat etti. Ondan daha önce bir sürü ilişkilerim oldu ama kısa kısa, öyle bir hafta, 2 hafta, 1 ay, 2 ay, kısa kısa. Ben nişanımdan sonra yine ilişkilere girdim. Ondan sonra ben evlendim. Sadık kaldım. Evlendikten sonra bakarım. Yani yeni yeni insanlar anlarım. Her gün, her gün, her gün. Yani bak yani turistler geliyor. Bilin ya turist. Ya bekar turist kızlar görünce biliyorsunuz ne bok yemeye gelirler buraya. O yüzden arkadaşlar kızlarınız varsa bekar arkadaşlar inanın kız arkadaşlar yollama yeni tatile. Çünkü neyse o konu başka bir konu. Fuck, what was I talking about, man? Doğrudur. Ben iyi ayrıldıktan sonra bak anlatacağım size hayatımın en ilk kötü günlerinden ikisi. İlk şu benim karım istedi benimle boşansın ya. Şu istedi benimle boşansın. O çok kötü bir gündü benim için. Evet ve yani ben
o bitirdi ilişkiyi. Ben de düşünürdüm ki ben buna yalvarmayacağım. Ya dedim o bitirdi, o düzeltsin. You know, şans da verdim. Yani ben tatile davet ettim kendini. Gitsin, benim ayrı odada kalırdık. Ve restoranda çağırdım kendini, çiçek yolladım. Yani ben denedim. Ondan sonra ben hastanede yattım, yanımda durmadım. Neden yanımda durmadın deyince kendine, dedi bana ki işte benim sana umut vereyim. E şimdi diyor bana ki çabalamadın, uğraşmadın. Uğraşmadın. Bir dakika sen bitirin. Sen beni bekle, uğraşayım. Ben zaten uğraştım oraya. Ben sana topu pas verdim. Sen bana geri atmayınca topu, ben bu topu oynamam beni. Ben sana tenis oynarak ben atarım sana topu, sen bana geri atman. Artık oyundan vazgeçen yine. Görün giden. You know. So yeah. Öyle oldu. Yani ve evet, sana size hayatımın en kötü gününü anlatacağım şimdi. Şu öğrendim. Songül Birinan restoranda restoranda gitti. Bir de deniz kenarında. Yani başka bir erkeğin. Ya. Daha tanışırlar. Onu öğrendim. Hayatımın en kötü günü aslında oydu. Yani o bilirim biz erkekler piçik. Biz gider yatarak ederek şey ederek kızlarla ya. Ama erkeğe yapılınca yani fucking insan katil olur. Bak benim oğullarım görebilir beni başka kızlarla, hiç umurumda bile değil. Babam adamdır, yapar. Annelerinle duysun başka bir erkek vardır, kıyamet kopar. Kıyamet. Sorry ama kural da budur. Çünkü erkekler maalesef tek kişilik değil. Biz dinler baskıladığı insan bir erkeğin tek eşi olacak. You know? Yani ama kadınların olamaz. Başka, you know what I'm saying? So, yeah. Öğrendim. Cumartesi günü. Songül birisiyle çıkıyor. Öğrendim ki gangsterdir. Ya da ex-gangster. Bir zaman. Yeah. Öğrenin biraz geçmişi vardır. Okay? İnsanlar dedi bana bu pisliğin tekidir, bu dolandırıcının tekidir, bu şudur, şu şudur, bu şudur, bu şudur. Adım adamın düşmanları çok. Ben istemedim. Öyle biri benim aileme öyle bir problem ansıtsın. Ya? Ben aradım adamı. Tehdit etmiyorum. Yani ben gelince geri Kıbrıs'a seni sikeceğim. Yani diyeceğim yani ya siktir git buradan, eski karımdan, ya da çünkü çok kötü şeyler duydum onun hakkında. Neyse. Gelelim konumuza. O hafta benim için çok kötü bir haftaydı. Rağmen aklımdan öyle geçti ki, you know, ben yani hiç düşünemem öyle gibi bir şey değil mi? Yani karın, eski karın bile olsa başkasıyla düşünemem öyle şey. Ya daha doğrusu çok kısa zamanda oldu bu, anladın? Normalde bekle 1-2 yıl, gerçekten birini sevdiysen 1-2 yıl bekle de öyle, o zaman ilişkiye gir. You know? Tamam, ben ilişkiye girmedim, ben çakar gider. Dam, dam, dam. You know what I mean? Ben ilişkiye, anladın mı? Erkek kadın farkı görüyorsunuz. Şimdi bazılarınız diyecek ki öyle fark yok. Fark var man, fark var motherfuckers, fark var. Erkek yapınca it's okay.
Çünkü bir erkek sevmediği insanı bile siker. Kadını bile siker. Erkek sevmediği kadını bile siker. Yalnızdan hoşlanmadığı kadından bile siker. Ya erkek, bazı erkekler vardır ki koyunları ve çiçekleri bile siker. Anlatabildim? O yüzden erkek böyledir, amına soktum. Erkekler böyledir. I'm sorry. Erkekler böyledir. Sikerim amına koyayım. Bana bayım. Ama hiçbir defa bir zaman hiçbir defa benim hiç zerre kadar duygum olmadı hiçbiriyle, o kızlarla hiç. Bir iki tane seni beğenmeye çabaladım. Ama baktım ki çok kolay verdiler bana. Çok kolay verince beğenemedim. Hiç. Zaten aklım başka yerdeydi. Aklım Songül'de mi? Evet, aklım hani daha Songül'de ya. Son zamanlarda ben evliliğimin en büyük ayrılma sebeplerinden birilerine söyleyeceğim size. Benim sosyal medyam özellikle bir sürü benim problemlerim, diğer YouTuber'larla atışmalarım, bazı siyasi girişlerim, yani yıprattı. Bizi yıprattı. Ya. Abi öyle öyle o kadar yıprattı ki size anlatmaya, özel şeylerimi size anlatıyorum. O kadar yıprattı ki ben lazımdır bu açıklamayı yapayım size. Alkol de vardı. Songül eskiden bir bardak günde içerdi, iki bardak oldu, üç bardak oldu, bir şişe, şimdi neredeyse iki şişeyi daha içer, bazen bir buçuk, bazen iki şişe. Şarap, kırmızı şarap, her gece. Her gece kavga ediyoruz. Her gece kavga ediyor. Kavga gürültü. İşte alkol öyle bir boktan bir şeydir ki. Ben de biraz içerdim. Doğrudur. Ben de biraz içerdim. Ama o daha çok içerdi. O artık, ben artık 3 gün içmeyeyim problem değildir benim için. Bir hafta içmeyeyim problem değildir benim için. O bir gün içmesin aman anam. Terapi ister. Sürünür. Yani maddi sıkıntıları var şu an. 10.000 TL nafaka bir bok yapmıyor. 10.000 TL nafaka çocukların bir haftalık yemeğini bile çıkarmaz. Gerçi gelir benimle gelirler. O ayrı mesele. Hem nafakayı veririm hem gelir benimle gelirler. Helal hoş olsun. Yavrucuklarım. You know? Problem çok gurur etti. Yokmuş ben ne için çekmedim de çarçur. Ne için gideyim ki? Neyse. Bugün gittim. Yeni erkek arkadaşı diyeyim. Onunla bugün tanıştım. Gittim yüz yüze. Bitmiş yani. Dedi bana bitirmişler. Bitirmişler dedi. Sadece iki defa restorana gittiler. Bir defa da denize gittiler. Yemin etti bana. Sadece
iki defa restoranta, bir defa denize. Aralarında hiçbir şey geçmedi. Ondan sonra ya ondan önce de zaten benim elemanım Vietnamlıcı, o halen daha konuşur Songül'ünden ve bana Vietnamlıcı dün dedi, aralarında bir şey olmadı. Bugün de İsmet dedi. Bu arada İsmet'e de isterim özür dileyim çünkü küfür ettim kendine, tehdit, dedim kendine fucking istediğin kadar büyük gangster ol, aileme işte böyle zarar yaparsan ben gelirim de fucking sana sıkarım. Ben ölümden de korkmuyorum çünkü ben ailem için yaşarım, ailem için ölürüm. Yalnız sen bu iş böyle. Ama adamı çok şey ettim, çok sert girdim ve adamın aslında suçu yok. Çünkü beni tanımaz, sadece bilir fenomen olduğumu. Beni tanımaz kişisel olarak. Ve onun ne suçu vardır? Boşanmış bir kadınla, yani kadın boşanmış, onun bir suçu yoktur ama ben o an düşünmezdim onu. Ben o an yani geçmişlerini düşündüm, yaptıkları geçmişlerde, carcur, you know, ama baktım ki insanlar çok büyüttü, olayı çok büyüttü. Yok şu iş yaptı, yok şu iş yaptı, yok bana bunu yaptı, yok şuna şunu yaptı, yok buna yaptı. İnsanlar başladı bana yazsınlar, uyarsınlar, bu adam şöyledir. Ama abi ki ben konuştum adamla, 5 tane çocuğu da onun vardır. Bir tane de oğlu vardır, benim büyük oğlum Hasan yaşadı. Aile babası biri. Evet. Geçmiş gayrimeşru işleri olduğu, kimin olmadı bu zamanda, yani tamam. Fuck that. Neyse. Yo man. Yo ben gayrimeşru işi hiç yapmadım ha. Ya bazılarımız yaptık işte. İnanmayın biraz. Ama ben adamı çok erken ön yargıladım ya. İstedim adamı öldüreyim. İnanmayın, istedim bir şey. Yani bir de baktık neredeyse çete savaşına çıkıyordu. Çünkü onun adamları başta benim adamlarından aradı. You know, ve birbirlerine dediler işte ne var yani, sonuçta birbirinize atışacak. Yani düşünün nasıl bir pis oldu ha. Ve bir tanesi dedi ya işte bak bu aile meselesidir, kendi aralarındadır, hiç kimse karışmasın. Neredeyse ortalık kaynıyordu. Evet, ben isterim özür dileyim. Kötü şeyler söyledim sana. Seni birçok yalanlar söyledi. Senin hakkın için. Belki de ben o yalanları biraz süsledim de. You know? No. Ben de bilirim sen de bu aynı durumu, benim durumu yaşadın. O yüzden zaten bana anlayışlı gördü. Çünkü o da nasıl bir durum yaşadıysam bugünkü gibi. O kişi de yaşadı. You know? Madem ki dedi ki bir şey de olmadı. Dedi, yemin ettim zaten elemandan öğrendiğim onu dün. Bu da bir kendisi söyledi. Dedim ki bu demek değil ki ben şu an Songül Hoca'yla barışacağım. Ama ben biliyorum ki ruh sağlığı yerinde değil. Benim ruh sağlığım yerinde değil. Ama ben pozitif enerjimle, pozitif şeyimle sıkarım ve devam ederim ve gülmeye çabalarım ya. Mücadele ederim, you know. Hayat o kadar beni çok yıktı son ayların içinde. Bir daha ameliyat. Ve halen daha, you know, ümidimi bozmuyorum, gidiyorum. Benim de ruh sağlığı problemlerim var. Ya. Ama ben baktım ki, gördüm ki ben çıktıktan sonra o evde, o ev yıkıldı. O ev yıkıldı. Songül 20 kilo aldı. Ben 20 kilo verdim. Yani sonuçta çocuklarımın anasıdır. Ne isterse olsun ne zaman seveceğim, anladın? Yani ben başkasıyla bir şeyim olsa bile yine onu seveceğim. Anladın? Çünkü aslında erkek her zaman sever.
Erkek eskiden fazla karıları vardı. Hepsini de severdi. Hepsini de eşit eşit severdi. Biz böyleyik ben. Biz böyleyik. Biz böyleyik. Bizim DNA'mızda yoktur. Karı bizi terk etsin. O yüzden biz kabullenemeyiz onu. DNA'mızda yoktur. Çünkü eskiden kadın terk edemezdi adamı. Aha! Kadın adamı terk edemezdi. Abi bu son 50-60 yıllardadır şu kadınları adamları terk eden. Kadınlar adamları terk edemezdi. Bu yüzden kadın ve DNA'mızın da yapı vardır ki biz terk edenliği çok ağır karşılarız. Çünkü bizim jenerasyonlar hep böyle gördü. Dolayısıyla bizim genlerimiz de öyle oldu. Evolution bu şekilde. Anladın mı? Biz terk edilmeyi alışkın değildik. DNA'mızda yoktu. Daha birkaç yüzyıl isterik. Erkekler tamamen gırbıklaştın. Da puşlaşsın. Da öyle. Yani. So... Ya, bu yüzden kolay kolay kabul etmeyik. Ama bir şey değil. Yani gördüğünüz gibi ben aslında gözüm dönmedi ki Songül başka bir isim açıktı. Ben gerçekten endişelendim. Çünkü adam için birçok insanlar çok şeyler söyledi. Anladın? Ben aslında hiç kimseyi lazım ön yargılamıyorum ama neyse siktir. Songül'den bir gün barışır mıyım? Bilin ne? Şöyle diyeyim. İkimiz de terapi isterik. İkimiz de uzun zaman ayrı isterik. Yani sıkıntı ne? Ben erkeğim ve kadın ve fenomenim ve spor salonum var. Ve ben son 3-4 bastığım kız ben onları bile tavlamadım. Onlar beni tavladı. Alay. You know? Şimdi bana gelince, bana tabakta gelince ben yok demem. Ben erkeğim. Benim kızacaksınız bana. Kızacaksınız bana. Kızacaksınız. I don't care. Onunla değil. Ama o yapamaz. That's the problem. O yapamaz. Yoksa barışamayık. Yaparsa barışamayık. It's bad, isn't it? It sounds so fucked up. It sounds really fucked up, man. But that's how it is, and I'm just being honest, aren't I? I'm just being honest. I don't know, man. I don't know. You know, çocuklarımın anasıdır, alright? Ne isterse olsun. You know, birbirimize yanlış yaptık, yes. Ama ben yine de onu terk etmem. Yani ne ihtiyaçları varsa ben her zaman buradayım. You know? Belki konuşuruk da en azından çocuklar için arkadaş oluruk. You know? Just... Yeah. Arkadaş olursa belki daha... Maybe one day. Belki bir gün. One sweet day. Yeah man, I don't even know man. Bazen izleyeceksiniz ya, çok beta konuştu. You know, he's gonna be like, be beta, but you know what? You know, yeah, doğrudur. Maybe I got too much emotions. Belki ben çok duygusalım. Balık burcuyum, balık burcu. O da karakter meselesidir. You know what I mean? İstediğin kadar pill ver, istediğin kadar stoic felsefesini oku. You know what I mean? Duygusal insan duygusal insandır man. Herkes Hasan ve Hakan gibi olamaz.
ya. Onlar ne için öyledir bilin de için. Çünkü anaları buz kraliçesidir. Ben Songül, bak Songül benden ilgi istemiyor oraya. Der ki ilgi isterim senden, güzel sözler isterim. En azından bir kişi bana güzel sözler söyler. Lan ya beni dinliyor. Bütün cicim cicim aylar hep öyle. Bütün şeyler hep öyle başlar. Hani özellikle bu tatlı dil insanlar. İnanmayayım. Sorry. Benim dilim o kadar tatlı değil. I'm sorry. Ama I'm a man. İnanmayın. Tek ölecek adam sizin için benim. Kaç tane yarrak kafalı sizin için Londra sokaklarında aç kaldı sizin için? Come on. Kim yapar bunu? İnanmayın. Kim? Kim benim aileme benim gibi bakabilecek? Şişirdim kafanızı. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. And yeah. Ben sadece zaman veriyorum. Ben kendi kendimi terapi yapmaya çabalıyorum. You know what I mean? Kendi başımdan. Bu yüzden aslında başka ilişkiler bile kafamı karıştırır, şişirir. Ben yani hazır değilim yani öyle erken ilişkiye. Yani ben gerçekten kim inan isterse olsun, ister benim eski karımdan olsun, işte başka bir inan olsun. Yani ben hazır değilim ilişkiye. Ya. Ama bak siktim geçen gün ve bugün de. Ya. Ama ne için? Çünkü fucking sadece bir erkek ihtiyaçtır. 31 çekmek gibi bir şeydir. Ama millet diyor ki 31 çekmek iyi bir şey değil. Biz de geçen gün kullanalım bari. Ne var man? Fucking ne var? You know what I'm saying? Yeah. Ben MGTOW, FUCKTOW, ne bileyim ben ne BOKTOW olamam bir türlü ya. You know what I mean? Ben anasını satayım. Karısız da yaşanmaz ha, sana söyleyeyim. Karısız da yaşanmaz. Fucking odam 5 dakikanın içinde çöplüğe döner man. Ne yapacağım? Çağırın bir garı gelsin temizlesin. Getirdiğimiz fucking orospucuklar temizlemez. Fucking daha çok pis ederler. Fucking pis ederler de giderler. Lazım da ben bir tane kendi elemanlardan çağırayım da gelin gel temizle fucking odamı. Kind of fucking bullshit is that? Kind of fucking bullshit is that? İşte görün. Hepimiz özger gerçel gibi titiz olamayız yani. Öyle şey. Fazla titiz olmak da gaydir man. I'm sorry. Ya. Tabi bu yüzden yani. Karı da lazım ben. Ne olacak bu işi? Ne olacak? Barışmaya hazır değilim. İlişkiye hazır değilim. Ne olacak? Acaba eski karımın fuck buddy'si olayım mı? We're just friends man, fuck buddies. You know what I mean? Nah, too much emotion. Too much emotion. Fazla duygu var. Yani olmaz öyle. Fazla duygu var. You know? Fucking burada da fuck body. Bir taraf fuck body vardı. Geçen gün bana fucking bel soğuğu veriyoruz. Bu karnını fuck sake. Gittim fucking antibiyotik aldım. Yep. Neyse man. Fuck it. Bu kadar yeter. You know what I mean? Ben
Kendinize iyi bakın. Yani. Peace out.